Sayın Meclis Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, değerli Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz meclis üyeleri olarak odamızın takdiriyle ilgili vergi dairelerinde takdir komisyonlarında bulunuyoruz. Ben de iki dönemdir takdir komisyonundayım. Tabii hep yıllardır ticaret yaptığımız için takdir komisyonu oturup takdir edilen, karar verilen bir makam olarak adlediyorum. Hep öyle biliyordum. İlgili vergi dairesine gittim. Müdür hanımla görüştüm. Dedim ki ben takdir komisyonu üyesine atandım. Evraklar neyse ne zaman toplanacağız? Bir bakalım, inceleyelim. Dediğim zaman tabii hayrete düştüm. Dedi ki öyle bir evrak, üç evrak, beş evrak yok. Burada hazır evraklar, dosyalar var. Bunları imzalayacaksınız. Dedim ki nasıl böyle bir şey oluyor? Yani bir mükellef adına, biz de bir mükellefiz. Bunun adına takdirde bulunacağız. Yani adil ve şeffaf olarak bulunmamız gerekiyor. Neyse baktık, tabii bir hayli klasörler dolusu, klasörler var böyle. Tabii orada üzüldüğümüz olay şu, biz orada takdir etmiyoruz ama takdir edilen suça ortak oluyoruz değerli arkadaşlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani bakıyorum, bazen de merakım oldu, o firmaları araştırdım. Yıllardır işte 3-5 bin lira civarında bir vergi borcu veya vergi ödemesi varken acze düşmüş, kapatmış. Vergi dairesi bunu ganimet bilmiş, yazmış. 50 bin, 60 bin, 100 bin, 1 milyon, 2 milyon olan vergi mükellefleri gördük. Biz de buna tamam doğrudur, bu suçu işlemiştir diye imza atıyoruz. Bunun yani kamuoyuna getirilerek buna bir çözüm bulunmasını, ahlaki olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü biz o mükellefle de görüşmüyoruz, takdir ediyoruz ama nasıl takdir ediyoruz? Orada baktığımız zaman vergi dairesi müdürü iki tane elemanının takdirine biz meslek odaları olarak imza atıyoruz. Bununla da yetmiyor tabii. Buradan sonra şu mağduriyetler doğuyor. Hepimizin bildiği üzere daha evvel limited şirketler 2 kişiyle kuruluyordu. Anonim şirketler de 5 kişiyle kuruluyordu. Bir müteşebbis limited şirket kurabilmesi için ya yakından birisini ortak ediyordu veya eşini dostunu ediyordu. Yanına bu formatiyi tamamlıyordu. Bu formaliteyi tamamlanıyor ama o formaliteyi tamamlayan kişinin o şirkette hiçbir bağı yok. Zaman geçiyor, vergi dairesinde bu tür olaylar yaşanıyor. Vergi dairesi alacağını icraya veya cebri yöntemlere dönüştürüyor. O ortakları kimi bulursa onlara tek tek icrayı gönderiyor. Halbuki o kişinin, o şahsın o vergi borcuyla, vergiyle hiçbir alakası yok ama mağdur. Şu anda bu şekilde piyasada çok esnaf arkadaşımız, esnaf demeyelim de esnafa ortak olmuş, kapanmış insanlarımız mağdur durumda. Buna da hükümetimize mi iletiriz, ilgili bakanlığımıza iletiriz. Buna da bir çözüm bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu daha ileriki safhalarda, elektronik ortama geçtiğimiz şu ortamda İnsanlara daha kolay ulaşılıyor. Geçen bir arkadaşım dedi ki 1984 yılında bir şirkete ortak oldum. 88'de ayrıldım. Geçen beni Çorlu'dan aradı bir vergi dairesi. O da şundan dolayı aracını satacak. Aracını satmaya gidiyor. Aracın üzerinde ilgili vergi dairesinin hacizi var. Şaşırıyor tabii. Diyor ki ben 84'te o şirkete ortak oldum. Ayrıldım ondan sonra. Bunlar sık sık yaşanmaya başladı. Bunlara da bir çözüm getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ahlaki bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yönetim kurulumuzun buna hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Yeni aramıza katılan meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ramazan ayının geçtik, Ramazan bayramımızın hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Daha nice bayramlarda beraber olmayı ümit ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.